yapacaklardır. Galiba bir ormancı değişikliği var. Haro devreye girecek. Evet, Clear Love yerine Haro bu mücadelede oynayacak. Tabii Bir Kamini izleriz o zaman. Haro ile oynadığı maçlarda Infinity Esports'a yenildi Edward Gaming. Haro da bu arada o maçta çok kötü oynamıştı. Evet. Hakikaten çok kötü oynamıştı ama sezonun en kötü maçını falan oynadı. Ya tabii şunu söyleyelim. Normalde ligde Haro şu anda Clear Love'ın önündeydi. Yani as ormancısıydı bu takımın ama bu oyuncu çaylak bir oyuncu ve ilk kez uluslararası sahneye çıkıyor. Dolayısıyla heyecan yapması çok doğal. Aynen öyle. Ama işte bu heyecanı yenebilsin diye şu anda bu tarz maçlarda oynatılması daha önemli. Katılıyorum. İleriki turları düşünerek. Detonation Focus mu? Bu arada Rakan almak için bütün koşulları oluşturdu kendileri adına. En azından koridor aşaması için. Bakalım Rakan kilitlendi. Ve zaten yurt dışı yayınında da belirtilen Detonation Focus Me'nin kazanma koşullarından bir tanesi Vivid'in oyun yapıcı bir destekle oynamasıydı. Oyun yaratabilen bir destekle oynamasıydı ve Rakan da bu iş için ideal. Zaten yani Tahm Kench ona kalmıyor. EDG bunun farkında serinin ilk maçından beri. O da artık bunun farkına vardı. Yani Tahm Kench oynayamayacak ve o biraz daha farklı şampiyonlara yöneldi. Evet, Rakan güçlü bir şampiyon, her ne kadar dengelenmiş olsa da yine de anlık takım savaşı başlatma yetisi çok fazla. Diğer taraftan da Zayah ve Gragas geldi. Yasuo, yani seçim yasaklama ekranının bu kadar erken aşamasında alınması her zaman size sıkıntı yaratır. Bir rakip kompozisyonunda en az bir 3 tane veya da 4 tane şampiyonu görmeniz gerek. Ama yani Rakan'la bir sinerjisi var. Yok, bu tabii ki de en iyi şampiyonlardan bir tanesi. Gelirse ben şaşırırım açıkçası. Ama tabii Detonation Focus Me'nin, yani Yasuo gelir gelmez orası bilinmez ama Detonation Focus Me'nin artık bütün yıldaki büyük ihtimalle son maçı. O Evet. yüzden onlar da maksimumu göstermeye çalışacaklardı bu maçta. Tekrar Nocturne'e yöneldiler. Rakan Nocturne'le çalışabilecek bir şampiyon. Orta koridor ama bu maçta Heimerdinger gelir mi ondan şüpheliyim çünkü çok baskı kuruyorlar. Evet, Seros koridor aşamasında birebir de hiç fena işler yapmıyor ama rakip takım da ona çok iyi önlemler aldı şu ana kadar. Tekrar Heimerdinger gelmesi düşük bir ihtimal gibi bence. Bakalım Tristana Nocturne nasıl işleyecek? Yani Detonation Focus Me'nin seçimleri şu anda takım savaşına yönelik seçimler. Syndra geldi Scout için. Fazla heyecan aramadı. O zaten şovunu geçen oyun yaptı. Bu oyunda yasaklattırdı. Çok da iyi oynadığı da bir şampiyondur bu arada Syndra. Artı Akali gibi kartopunu alırsa onun da çok ciddi tehdit oluşturduğunu söylemek gerekiyor. Ya yine grup aşamasında kimin oynadığını hatırlamıyorum ama yine bir Syndra performansı vardı. Yani nişancı QE yaparak teklemiş neredeyse, hatta ulti boşa gitmişti. Şu an tam olarak hatırlayamadım kimin oynadığını ama ciddi anlamda yani Halper'in söylediği gibi o da kontrolden çok çabuk çıkabilen bir büyücü diyebiliriz Syndra adına. Şimdi tabii biraz Haro'nun da orta koridora baskınlarında ona da daha çok yardımcı olabilecek bir şampiyon aslında. Geçen maç Akali hasarı verme konusunda iyiydi ama kitle kontrolüne gelip Clear Love'ın atması gerekiyordu. Şimdi bütün hazırlığı yapacak adam burada Scout olacaktır. Haro da gelip son vuruşta çalabilir tabii ki. Güzel de fırsat oluşturur bu arada. Kindred ve Irelia yasaklandı. Biraz daha Scout rahat etsin diye yapılan bir Irelia yasaklaması. Ziggs değil mi? Evet, Ziggs. Diğer tarafta da Kindred geldi. Tabii ki Gragas'ı erken almanın bir avantajı. Gragas'ı rahat rahat esnetebiliyorlar. Hem Meiko hem Haro rahatlıkla kullanabiliyor o şampiyonu. Son yasaklaması da Camille oldu burada Detonation Focus Me'nin. Direkt Haro'ya odakladılar. Onlar Gragas'ın ormana gitmeyeceğini düşünüyorlar ama Haro liginde oynadı Gragas'ı rahatlıkla. Burada da kullanabilecekleri bir tercih. Ornn geldi. Evet. Tabii iki tane, özellikle mobilitesi kısıtlı iki tane şampiyon olunca burada Ornn'un önemi ve değeri bir tık arttı. Tabii rakip artık Ornn'un ultisini durdurabilecek herhangi bir Braum tercih de yapamayacağı için bunu çok rahat bir şekilde yaptı EDG. Bence harika bir tercih. Yasuo yapardı. Ya bu saatten sonra ben geleceğini düşünmüyorum açıkçası. Ya son maç olduğu için her şeyi deneyebilirler şu anda. Shen
gelebilecek. Orna karşı da geçmişte de zaten koridor şansı hiç fena olmayan bir şampiyondu. Tanklar içinde en rahat duranlardan bir tanesi. Bu arada Seras Yasuo, Kiyasuo doğru söylüyorsun, hani rüzgar duvarı bunu kesebilen bir şampiyon ama Seras'ın böyle sanki stilinin çok dışında bir şampiyon. Şimdi oynadığı şampiyonlara baktığımız zaman işte Zilin oynuyor, Ziggs oynuyor. Daha geçen son iki oyun Heimer oynadı. Hani ciddi anlamda çok hani oyunsal olarak fark var Yasuo'yla bu saydığım şampiyonların arasında. Bu noktada biraz daha büyü hasarına da ihtiyaçları var. Yine Heimer geldi. Syndra'ya karşı o kadar rahat değil bu arada. Çok fazla skor tehdidi oluşturacaktır Syndra. Agresif bir ormancı da gelirse eğer, şu an ekrandaki gibi. İyi ki Heimer dedik. Gelmese iyi olurdu sanki. Biraz biraz da aktif bir şampiyon. Şimdi hani Syndra karşı da gayet sıkıntılı bir şampiyon. Otoritler alıp atabiliyor rahat bir şekilde. Yani menzilli Syndra'dan kısa. Aynen öyle. Yani Syndra'nın çok artısı olduğu bir karşılaşma bu. Oo, yalnız bir dakika. Lee Sin de geldi tabi. Yani siz benim şampiyonlarımı banlarsanız, yasaklarsınız, ben de Lee Sin çekerim dedi. Lee Sin bu arada iyi durumda, onu söyleyelim. Gerçi elektriklerin dengelenmesinden sonra birçok ormancı yavaş yavaş orada kara hasta kaydı. Aynen. Lee Sin de bunlardan bir tanesi. Ve yine bildiğiniz gibi erken oyunda fırtına estirirse o fırtına artık kesilmiyor Lee Sin'de. Orta oyuna çok güçlü bir şekilde giriyor. Ve onun kartopu yakalayabilmesi çok iyi, koridorları da var aslında. Koridorlar onu hazırlayabilecek potansiyelde. Syndra olsun, Gragas olsun. Yer yer onu da yapabilir bunu ama tabii ki Shen'i kesmek biraz daha zor diğer hedeflere nazaran. Ama geçen maçki gibi bir orta koridor üzerinden yakalanacak bir kartopu görebiliriz EDG adına. Biraz daha erken oyunu, erken oyunda daha iyiler. Geçen bir önceki maçtan daha da iyiler hatta. Bakalım nasıl, uygulamada nasıl olacak onu göreceğiz. Ya tabii sana katılıyorum orada %100. Çünkü baktığımız zaman işte Lee Sin olsun, Syndra olsun, bunlar hep erken oyunu seven şampiyonlar. Yani 1v1'de kuvvetli olan şampiyonlar. Zaya da Kai'Sa kadar geç güçlenen bir şampiyon değil. Biraz kesinlikle daha tercih değil, ediyor erken kesinlikle oyunu. Kesinlikle değil. O yüzden bu oyunun çok erken dakikalarda özellikle EDG adına koptuğunu görebiliriz. Zaten burada işte EDG'nin ne yapmak istediğine bağlı. Agresif mi oynayacaklar yoksa biraz daha rahat oynayıp Haro'nun artık kendisini gelişmesi için, biraz daha rahat oynaması için ona belki burada karar verme mekanizması Haro'yu bile devredebilirler bu maçta. Öyle bir potansiyelleri var. Ama yani şu anki koşullarda sanki Syndra'nın ana karar verme mekanizması olsa Haro da onun yanında beslense daha sağlıklı olur gibi gözüküyor. Yok, ben şunun için dedim, hani Haro'nun biraz Haro rahatlasın. Aynen, Haro rahatlasın. Kendine güveni gelsin. Çünkü ciddi anlamda yani bu tarz turnuvalarda ormancı oynamak, o rolü oynamak ve hakkını vermek gerçekten çok zor. Çünkü rakip sadece sizi ormancı değil, bütün takımıyla birlikte durdurmaya çalışıyor. Ve bu bir ormancı olarak sizin canınızı zaman zaman sıkabiliyor. Haro bakalım bu maçta ne yapacak? Karşısında ise tabii ki de geçen öndeki gibi yine Steel olacak. Ciddi fırsatlar yaratabilecek bir takımı da var. Evet, mücadeleye geçiş yapıyoruz. Bu belki de Detonation Focus Me'nin artık elendiği karşılaşma olacak. Edward Gaming'in adını grup aşamasına yazdırdığı karşılaşma olacak. Edward Gaming şu ana kadar oynadığı iki maçı da zorlanmadan kazandı. İlk maç biraz daha kontrollü, biraz daha yavaştı. İkinci maç Scout'un Akalis'e bastı gaza. Adeta finish çizgisine çok büyük bir hızla ilerledi. Bu maçta o etkiyi yaratabilecek bir şampiyon görüyor musunuz? Var, Syndra var yine. Yani o kadar kartopun daha erken bir şekilde galibiyete taşıyabilecek bir Syndra'ları var. Kai'Sa biraz yavaş kalıyordu o konuda. Hatta sadece Syndra'ları yok, Zaya da kartopunu hızlı alırsa çok avantaj sağlayabilecek bir şampiyon. Bu arada bütün taretleri de gelip kırdılar. Seros'un işi iyice zorlaştı şu anda. Seros da olaylardan mutlu gibi görünüyor. Bir tareti geldi geri. Hatta iki tanesi geldi. Üçüncü de geliyor şimdi. Üçüncüsü de geldi. Ama önce kurması gerekiyor onları. Çok bir problem çıkarmadı Seros adına. Ama tabii Syndra'nın karanlık küreleri her zaman o taretler için güzel bir counter, kontra diyebiliriz. Ya alıp kafasına da atacak zaten. Evet ya, taretleri en güzel durdurabilen şampiyonlardan birisi Syndra zaten. Haro, bu arada erken çok bir erken baskın mı? Oo, bu arada aşağıda da olaylar kopmuş durumda. Yutapon. Totemi var ama evinin. Burada tabii yine Detonation Focus Me'nin aslında dersine iyi çalıştığını gördük. İyi totemlediler bu arada ve Steel'ı da buradan çok zarar görmeden kurtardılar. Haro o kampa da girmedi. Bayağı boş geziyor şu anda Haro ama. Ya aslında onun en büyük beklentisi ormanda Steel'i yakalamaktı. O, herhangi bir orman kampını yakalayıp bir avantaj elde etmekti ama şu ana kadar o gerçekleşmedi. Feroz'da yana çok güzel bir adım attı ve kendisini ekstra hasardan kurtardı.
Tabii Harun'un yaptığı bu gözüntüler ona erken oyunda biraz dezavantaj sağladı. Evet, bayağı bir vakit kaybetti. Şu an bir kampta öne geçtiğini görüyoruz Steel'in. Hatta ikinci kampı da alacak galiba. Evet. Ve eğer ki Nocturne seviye avantajını bu dakikalarda alırsa sonrasında normalde evet Lee Sin iyi bir duellocu olduğunu bu tarz birebirleri kazandığını görüyoruz ama Nocturne de hiç fena bir şampiyon değil o konularda. Özellikle ölümcül tempo ve korkutma kombosu geldiği anda koridorda da tank takasları. Tabii şu anda Rey biraz daha avantajlı. Her an eşya yapma potansiyeli var tabii onun da. Onun ötesinde de zaten bir seviye üstündü bu takaslara girerken. Üçüncü seviye olduğu gibi takasa girdi ve bunun avantajını da çok iyi değerlendirdi. Ama tabii Shen normalde eşit seviyedeyken bu takaslara cevap verebilen bir şampiyon Ornn'a karşı. Steel şu anda iki kamp önde. Aşağıya gelip gelmeme konusunda biraz kararsız bu arada. Güzel bir oyun geldi Vivid'den. Ama tabii Gragas çok rahat kaçabilecek bir şampiyon. Steel geliyor. Gelmeyi planlıyor mu? Hayır. Meiko kötü pozisyonun aslında. Steel gelebilir hala. Geliyor. Evet geliyor. Steel şimdi çok güzel pozisyondan gelecek. Bakalım. Burada Meiko'yu yakalayabilecekler. Meiko'ya odaklanıyorlar. Meiko sıçra da atacaktır büyük ihtimalle diye tahmin ediyorum. Şimdi sıçra geldi ama yakalamayı başardı. İlk kan bu sefer Detonation Focus Me'nin oldu. Karşılığında çok fazla şey verecek Detonation Focus Me. Yutapon sıçra geldi Haro'dan. Buradan en az bir skor çıkaracak. Haro ve Yutapon da aldı. Yutapon da aldı. İki skor birden çıkaracaklar. Oooo Steel. Steel. Haro'nun çok büyük hatası bence bu. Galiba biraz geç atmak istedi herhalde o iç, koruma içgüdüsünü ama gelmemiş de olabilir şimdi hani cezayı faturayı evet, erken evet. Kesmeyelim bence. Faturayı ona kesmeyelim kesinlikle katılıyorum ama yani direkt olarak dönebilirdi sanki yardım etmek de biraz geç kaldı. Önce Yutapon'a gitti zaten. Orada bu arada Ayboy pozisyonu muazzam oynadı. Evet. Tüyleri çekerken sıçra atıp tüyleri çektikten sonra o pozisyonu geri çevirme konusunda ve yani Meiko'nun bu kadar kötü pozisyonda kaldığı ve ilk skoru çok hızlı aldığı bir pozisyonda Ayboy'un ekstra oyunuyla gerçekten çok ciddi bir avantaj sağladı. Orada EDG tarafı bu arada doldurulabilir iksir yaptı orada. Evinin de hiç saygısı yok yalnız. Geliyor işte pozisyon tekrarı. Meiko şu anda ya çok ileride zaten pozisyon olarak çok tuhaf bir pozisyonda Meiko. Orada korkutmayı da yiyeceği belli. Şu anda sıçrası atsa bile menzilden çıkamayacak. Vivid de güzel oynadı burayı. Ama işte burada bu tüyleri çekmek çok iyi geliyor Ayboy'dan. Son manasıyla yapıyor bu arada bunu. Pozisyon devamı iyi sıçralar. Herkes kaçmaya çalışıyor. Haro burada Yutapon'u da yakalamak istiyor. Evet, yakaladı Yutapon'u. Koruma içgüdüsü bekleme süresinde bu arada minyonu atlamış çünkü evet, evet. Haro. Ayboy da biraz fazla yakınında kaldığı için Steel'ın. Steel'a yem oldu. Ama çok ciddi bir sıkıntı. Ya yani onlar için Lee Sin'in öne geçmesi şu anda daha önemliydi. Sadece Lee Sin değil Zaya da öne geçti bu arada. Direkt Tiamat geldi. Aynen öyle. Bu Lee Sin'e inanılmaz derecede yani ormanda evet çok az zaman geçirmesini sağladığı gibi aynı zamanda koridorlar üzerindeki baskısını da arttıracak. Çünkü orman kamplarınızı temizlediğiniz zaman kendi ormanınızda yapacağınız herhangi bir iş kalmıyor artık. Oo yalnız bir kere daha tüyleri güzel kullandı Ayboy burada. Yutapon. Geri kaçmak zorunda kalıyor. Normal koşullarda orman temizleme adı düşük olan Lee Sin'i bir anda hızlılar seviyesine getiren bir eşya. Evet. Bu kadar erken bitirmesi de çok önemli oldu. Şimdi yukarıya da baskı kuruyor Haro. Ve bu baskı sayesinde... Oh bu arada agresif oyun scout'tan! Düştü. Düz vuruş lazımdı. Yetecek mi? Yetmeyecek gibi duruyor. Ay yetti. Yetti oradaki doldurulabilir iksir. İşe yaramıyor. Son tıkı önleyecek diye düşünmüştüm ama önlemedi. Ve Scout burada bariyere rağmen skoru almayı başardı. Bir anda yine her koridorda bir üstünlük sağladı iyice. Koridorda da minyonla da minyonla bir üstünlüğü sağladılar. Alt koridorda hem minyon hem asist farkıyla, ormanda skor farkıyla. Steel bu takası almak istiyor. %50, %60, %70 yanına aldı. Son bir vuruş lazım ve gerek kalmadı çünkü kırmızı güçlendirmesi var. Nocturne'un ne kadar saçma sapan bir hasar olduğunu bahsetmiştik işte bundan. Gerçekten birebir yap... Eskiden böyle değildi Nocturne. Ama şu anda ölümcül tempo sayesinde o birebire girdiğiniz zaman korkutma yediğiniz gibi düşebiliyorsunuz gerçekten. Yani o kırmızı çarpın etkinliğini çok iyi kullandı orada. Kırmızı çarp üstüne o karanlık eli tutturduğunuz zaman evet. Yani yürüme hızı kazanıyorsunuz. Saldırı hızınız zaten artıyor. Üstüne bir de saldırı gücü kazanıyorsunuz. Yani olabilecek en güzel şey orada size saldırı hızını kazandırmak. Onu zaten üründen geldiği için rahat bir şekilde burada skoru aldı. Harada muhtemelen orada beklemiyordu Steel'in. Oradaki çimenden çıkmış. Bir daha da gitmez muhtemelen oralı evet. Öyle görmeden. Çünkü başına çok kötü şeyler geldi son gidişinde. Şimdi seviye 6 oldu tabii Steel. Orman eşyasını tamamladı. Ciddi anlamda bir hasar potansiyeli var. Ve bu alt koridorda Ayboy'un yapacağı bir pozisyon hatası sıçralar da olmadığı için çok rahat cezalandırabilirler. Rakanını da yakalaması muhtemel.
Ya tabi burada asıl merak edilen konu alt koridorlar ne zaman 6. seviye olacak. Ama şu anda tabi onları bilmiyoruz. Direkt girmeye karar verdi burada Steel. Hemen o noktada yakalandı isim iBoy. Skor da Steel'a gidiyor. Güzel oynadı Detonation Focus Me. Bir anda başka bir takım kimliğine büründüler. Tabi orada Vivid'in Nocturne içeri girdikten sonra Nocturne'a da gidip oradan rakibe ulaşma ihtimali vardı. Vivid'in başlatması da gerek kalmadı burada. İlk hareket Steel'dan geldi ve devamında iyi takip geldi Detonation Focus Me'den. Şu ana kadar geride kalan iki maça oranla çok daha iyi bir oyun sergiliyor Detonation Focus Me. Totem bıraktı evi. Haro! Ses dalgası tutmuyor. Burada turnuvadaki noktalarında genel olarak yüksek performans gösterdiğini söylemek gerekiyor. Steel'dan başka noktalarda da iyi performans görmüştük. Fakat üst turlarda da aynı noktalar performansları gelecek. Çünkü şu ana kadar gerçekten çok etkili gözüktü Nocturne maçlarda. Ben açıkçası Nocturne'un meta'da olmasını seviyorum çünkü göze hoş gelen bir oyunu var şampiyonun. Yani ultisini kullanması, böyle bir anda takım savaşına katılabilmesi veya bir anda 2'ye 1 bir takası 2'ye 2'ye çevirebilmesi, gerçekten bunlar oyuna keyif katan şeyler. Steel de şu ana kadar bunu güzel kullandı. Ve kuleyi de takımına kazandırdı bu arada. Evet. Kuleyi o kadar geride olmalarına rağmen üst tarafta. Alt taraftan Detonation Focus Me aldı. Üstte de hemen bir takas cevabı geldi. Detonation Focus Me'nin 10. dakikaya girerken altında eşit götürdüğü tek maç bu. Normalde yani diğer iki maçta 10. dakikaya girerken 3000 falan oluyordu zaten altın farkı. Ve en önemlisi de 2-0 geride olmalarına, bu kadar güçlü bir rakibe karşı oynamalarına rağmen disiplinden kopmamış olmaları. Şu an kadar hiç kopmadılar. Bu maçta daha iyi gözüküyorlar. Ama nereye kadar gideceği de önemli tabii bu Doğan. Ray şimdi ultisini açtı orta koridora. Seros buradan çıkabilecek gibi durmuyor. Haro ses dalgasını da tutturdu. Çok rahat bir skor oldu onlar için. Yalnız 3 açıdan birden 3 tane şampiyon geldi. Bir de 10 ultisi bunu eklenince zaten sıçrası yoktu. Hala gelmesine belli bir süre var. Açıkçası bir orta koridor oyuncusu ve şampiyon olarak bunu yapabileceğiniz çok bir şey. Bu biraz şeye benzedi, hani böyle çok meşhur etrafta dolaşan bir görsel var, bilmiyorum hatırlar mısınız? Ortada Teemo, işte Lux ultisi geliyor, Ezreal ultisi geliyor falan, biraz ona benzedi bu. Bir de Okyanus Ejder'i katacak şimdi. Burada çantasına Edward Gaming. 3-1-0 oynuyor Haro, 3-1-1 oynuyor Steel. Ama Steel'ın daha aktif ve daha etkili olduğunu söylemek gerekiyor bu maçta. Evet. Haro alt koridora yaptı, bir baskında topladı aslında her şeyi. Ya üstteki kuleyi almada da çok yardım oldu da. Ya üstteki kuleyi ilk alma fırsatları vardı. 2 saniye falan farklı oluştu sadece alt tarafla. Ama onun dışında Steel'ın yaptığı etki daha büyüktü aslında harita üzerinde. Kesinlikle, çünkü farklı farklı yerlere etki etti. Bir de diğer taraftan yani şu anda evinin inanılmaz geri düştüğünü söylememiz lazım. O eşleşmeyi çok ağır kaybetmiş görünüyor. Zaten o kadar ağır kaybettiği için üst koridorda kuleyi de o kadar erken düşürebildi EDG tarafı. Ama onun zaten yani tanka eşleşmelerinde rahat duran bir şampiyon. Shen ona karşı görece belli bir noktaya kadar durabilen bir şampiyon ama o ilk doldurulabilir iksire kadar çok takasları kaybettiği için ondan sonra kaybetmeye de devam etti. Evet. Koridor içinde kar topu yakaladı yani. Akıllı bir eşya tercihi yaptı orada Ray. Bu arada alameti almak istiyordu Detonation Focus Me ama Meiko oraya yaklaşınca bu riski almak çok da mantıklı gelmedi Japon takımına. Ama hediye edecekler mi bunu? Yoksa burada savaşmak mı isteyecekler? Bunu göreceğiz birazdan. Seros da buraya yaklaşıyor. Bu savaşı isteyecek gibi duruyor Detonation Focus Me. Vivid'in 6. seviye olduğunu unutmayalım. Vivid burada güzel bir savaş başlatabilir. Sıçrası yok ama Steel var. Steel şimdi ultisini kullandı. İçeri giriyor. Vivid'le girdiler. Muhteşem oynadı Detonation Focus Me burayı. Ama aynı güzellikte bir Ornn ultisi. Ocağın çağrısı. Her şeyi tersine çevirmiş olabilir. Evi çok zor durumda. Hemen sıçrayla kaçıyor Steel oradan ama evi bir kere daha içeri girecek. Yutapon devreye girdi şimdi. Yutapon iBoy'un da üzerine atlıyor ama iBoy son anda sıçrayla geri kaçtı. Bu arada görmediğimiz alanda Scout'un bir tane skor aldığını görüyoruz. O da Seros'u katletmeyi başarıyor. Ve oldukça eşit geçen bir savaş. Her iki tarafta birer oyuncusunu kaybetti. Heimerdinger'in bombasını çok geç takip etti orada Detonation Focus Me tarafı. Onlar için çok iyi bir pencere oluşturmuştu orada Seros ama takip konusunda biraz geri kaldıkları için yani tam emin olamadılar o bombanın ne kadar etkili olabileceğinden ama çok Heimerdinger'in bu arada güçlendirilmiş bombası da çok büyük bir alana sersemletme atabiliyor ve hasarı da çok yüksek. Birazdan tekrar geldiğinde daha iyi göreceğiz. Onu biraz daha hızlı takip edebilseler daha iyi çıkabilecekleri bir savaştı.
Ama burada denk bir savaş yapmak durumunda kaldılar. İşte tekrar geliyor. Heimerdinger çok hasar verdi bu arada. Bomba çok iyi geldi. Görüşleri de yok. Ama biraz işte geride kalmaların noktası. Shen ancak gelebildi. Şu ocağın yani çağrısı herkesi havaya kaldırdı. 4 kişiyi de havaya kaldırdı. Zaten hani ocağın çağrısının üstüne bir de orada Scott'un elindeki ekstra hasar eklenince bir anda takım savaşı dengelenmiş aslında. Burada çok öndeymiş yok onun dışında DFM takım savaşında. Yani Scout da Kılpa'yı ölmüş orada. Vivid de başlangıcı iyi oynamış. Nocturne üzerinden takım savaşa katılmak çok iyi bir tercih. Ama sanki o ultiyi, o WTN'i biraz daha uzağa giderek atsa hatta bütün takımı havaya kaldırma şansı da varmış aslında. Evet. Yani ultiyi 4 kişiye birden yedirmeyi... Biraz yakına atmış. Ultiyi 4 kişiye birden yedirmeyi başarmış ama zarif uçuşu istediği gibi kullanamamış. Artı bir de Shen geç gelince takım savaşta. Zaten Shen'in hasarından anlaşılıyor ne kadar geç kaldığı savaşa. Yani son takım savaşına baktığımız zaman aslında her iki takımın da üçer oyuncusu 1000 hasar. Yani Nocturne'le birlikte girebilse orada o kitle kontrolünü devam ettirecek ve Nocturne'un evet da çok fazla hasarı olacaktı orada. İşte orada dil bariyeri belki de devreye girmiştir. Çünkü Steel Corelli ve Evi Japon belki de tam anlaşamamışlardır o noktada. Bir şey yok. Go go yani. Go go. Go go Shen ult. I mean. Artık orada yani Korece'de Japonca'da ne deniyor bilmiyorum ama go go yani o pozisyondan sonrası. Ama şu ana kadar Detonation Focus Me'nin çok iyi bir savaş ortaya koyduğunu söylemek lazım. Yani bu maçı kaybetseler bu bile gerçekten gururla kaybedecekler onu söyleyelim. Yani Japonya'ya çok büyük bir gurur götürüyorlar. Yalnız Seros şimdi kötü pozisyonda kaldı yine. Seros hoşça kal. Heimerdinger'sanız orada durmamanız gerekiyor. Biraz sonra yani şunu da gördük biraz önce. Yani son takım savaşında verilen hasarlara baktık ama 0-3 oldu o zaman. 0-3 olmasına rağmen en çok hasar vuran ikinci şampiyondu. Yani çok da bir önem arz etmiyor artık onun şu oyunda düşmesi. Önem şu noktada bir arzı var. Sadece kuleleri tutacak adam kalmıyor. Tabii. Evet. Takımda. Gerçi Tristan'la bir nebze olsun o işi halledebilirsiniz ama şu durumda 4 tane şampiyon o kuleye vururken o da söz konusu değil. Orta koridor kulesi de düştü. Evi bu sırada alt koridoru olabildiğince ittirdi ama onun da ayrık ittirme zamanlarının sonu geliyor şu anda. Ornn çünkü oraya gitti. Ray alt koridoru tutmaya başlayacak. Scout bu arada Steel şimdi Scout'un üzerine gidecek bakalım. Güzel bir kronometre. Yetecek mi ama? Çok iyi oynadı Evi burada. Gölge fırlayışını çok güzel zamanladı. Ve kuleden hasar yememek için kulenin menziline girip sonrasında geriye doğru attı. İyi oyun Evi'den ve rahat bir skor Detonation Focus Me için. Scout'tan da tuhaf bir karar bu arada. 15 saniye öncesinde Nocturne'u görmüştü orada. Evet. Kendi görüş totemlerini kırarken. Yani Scout'tan tuhaf bir karar mı bilemiyorum. Scout'tan çünkü Scout bunları yapıyor. Bir karar. Aynen öyle. Scout'luk bir karar yani. Şimdi o öldüğü için de idici tarafı da kulelerine ciddi bir hasar oluyor. Hatta kaybetme ihtimalleri de var. Ama Meiko ultisiyle dağıttı orayı. Sonraki dalgaya kadar tutmaları gerekecek. Skoru da bu arada Utapon almış yanlış görmediysem. Dolayısıyla Detonation Focus Me için bir iyi haber daha. Utapon da bu arada hiç fena değil bu maçta. Eğer ne kadar o baştaki Ayboy'un muazzam sıçratı ileri çek kombosundan sonra zorlanmış olsa da Scout burada kafayı attı. İşte bunu az önceki savaşta yapsanız. Tam zamanında gelmiş evi bu evet, sefer. Evet bu sefer tam zamanında geliyor evi. Scout ölmeden önce bütün hasarı vermeye çalışıyor ama yani çok bir şey değiştirecek bir pozisyon değil o. Alameti aldı şimdi EDG tarafı. Alametle birlikte bu arada çok ciddi bir ittirme potansiyelleri oluştu. Çünkü uzaktan yakalama şansları da var Ornn ve Syndra ikilisiyle birlikte. Ve kulenin altından daha savunmaya ilk geldiği anda uzaklaştırıp daha sonrasında alametle bir kuleyi daha açabilir. Detonation Focus EDG tarafı. Detonation Focus Me cephesinde şu an altın farkı sadece 1900. Bu dakikalara girildiğinde normalde 5000, 6000 hatta 7000 altın farkı kule kalmıyor diyor. Evet. Yani yine kule konusunda EDG daha iyi iş çıkaran taraf. Ama normalde 4 kule almış oluyorlardı. Şu an işte Detonation Focus Me'nin ne kadar iyi bir savaş ortaya koyduğunu da görüyoruz. Ama maça dönmek için bu tarz savaşlardan fazlasına ihtiyaçları evet var. Daha çok koordinasyona ihtiyaçları var. Daha çok rakibi tek başına yakalamaya da ihtiyaçları var. Çünkü bir araya geldiği zaman çok fazla kitle kontrolüne sahip EDG tarafı. Zaten bunu
o Detonation Focus Mini'nin çok avantajlı başladığı savaşta ocağın çağrısının 4 kişiyi havaya kaldırmasıyla görmüştük. Bazen tek bir kitle kontrol bile edebiliyor EDG'yi şu anda. Eyeboy da güçlenmeye devam ediyor. Her iki nişancı da eşit gidiyor diyebiliriz. Eyeboy'un ekstradan 2 asisti var. Yutapon'un ekstradan 1 skoru var. Minyon konusunda çok da fark yok aralarında. Ama işte ekrana gelen evi 40 milyon geriye düşmüş durumda. Gitgide de artıyor bu arada. Yani 20 idi biraz önce bahsederken 40'a çıkmış. Karşı ormana bir hamle yapacak şimdi diyeceğiz. Ses dalgası tuttu maviye. Scout adeta ellerinden aldı ama alabilecek mi acaba bunu? Arayı gönderdi bir tarafa. Ocağın çağrısı hem Steel'ı hem Senos'u havaya kaldırıyor. Güzel bir rakam tutkisi. Haro oynadı burayı. Muhteşem bir Lee Sin kombosu ama sadece Steel alabilmişlerdi. Şimdi Vidar'dan çıktı. Seros oradan arkasına bakmadan kaçıyor. Yutapon niye geriye atladı? Çok enteresan. O da şimdi güzel. İleri atlıyor. Şimdi ileri atlıyor. Meikon. Yutapon. Japon spesyali. Güzel oyun. Yutapon'dan kaçabilecek mi ama buradan? Haro da yetişti. Haro Tiamat'ın da kullanıp burada skoru alıyor ama Yutapon bize güzel bir oyun izletti. Tabii ben Yutapon'un orada neden geriye atladığını anlamadım ama ekranın biraz altında kalmıştı. Belki herhangi bir yetenek atışından kaçmış olabilir veyahut da herhangi bir EDG'li oyuncu yanına yaklaşmış olabilir. Tam olarak görüyorum. Tekrarını bir izlemek lazım. Şimdi Alamet de devreye girdi ve bu kolye çok rahat bir şekilde düşecek. Yalnız Vivid yetişti buraya. Rey yerine Alamet'i. Tuttular mı orada? Tuttular. Evet, kuleyi tuttular. Yalnız Haro'nun oradaki kombosu inanılmazdı. Lee Sin'e odaklanın. Sadece Lee Sin'e odaklanın. Ses dalgası gittiği için aynı anda da Scott orada mavi kuşlandırmayı çektiği için Haro bir an arada kaldı ama şu tekme harika. Niye sıçra attı ki? Tam istediği açıya gelip de Heimerdinger'ı diğer oyuncuya vurdurabilmek için. Topon burada neden? Yutapon burada niye geriye zıplamış? Zaya ultisi de çok geç gelmiş. Evet. Yutapon baya... Yutapon'un hareketi de görseydik. Neyse. Buradan Kore rejisine... Harun'un attığı sıçranın hiçbir mantığı yok bu arada. Zaten koşarak o pozisyona girmiş ya. Yo, arkasına geçemeyecekti. İki oyuncuyu birbirine vurup diğerine de kitle kontrolü yani, uygulamak için yapmış. 3 derecelik işte. Açı gerçekten o savaşı o kadar da değiştirecek bir pozisyon değildi. Heimer düştükten sonra ve düşeceği garantiydi o pozisyonda. Neyse ki bu arada Haro için Meiko onunla birlikte gelebilmiş durumdaydı. Yoksa o maviden sonra tek kalsa çok ciddi sorun oluşabilirdi orada. Scout'un çekip de götürdüğü maviden. Burada takaslar bildiğiniz gibi çok değişen bir şey yok. Mion farkını biraz azaltmış evi. 40'tan 30'a indirmiş. Büyük bir farklılık şu anda. Tabii o sırada bir skor alan, 2 asist daha, 3 asist daha yapan Ornn'dan o 10 minyonla o farkı kapatması çok zor. Yani evet, orada şu ana kadar baktığımız zaman Rey oyunda ölmeyen tek isim. 2-0-5 oynuyor zaten dediğin gibi. Ve takım savaşlarındaki etkisi inanılmaz. Az önceki pozisyonun da başrolündeydi. Zaten 7 skor katılımı var. Takımda en çok 8 skor katılımı var. O yüzden Rey'in işlerin içinde olduğunu da söylemek gerekiyor. Peki EDG'nin bir sonraki hamlesi ne olacak? Baron'un etrafında görüşü aldılar zaten. Ya onu yemleyecekler ya da şu an yapmaya çalıştıkları gibi alt koridoru yakalayıp oradan başka bir türlü devam etmeye çalışacaklar. Detonation Focus bize direkt Baron'a koşuyor bu arada. Çünkü Heimerdinger'leri var onların da. EDG de bu tehditten sonra, geçen maçtaki tehditten sonra hemen geri dönmeye karar verdi. Evi biraz daha orada ileride kalıp oyalayabilseydi aslında belki Baron'u girerlerdi gerçekten ama Ornn'da hazır ultisini kullanmışken belki iyi bir fırsat olabilirdi. Ama o rotasyon sayesinde altta play aldılar. Biraz görüşlerini kaybettiler Baron bölgesinde ama çok büyük bir miktarını da kaybetmediler. 3 kuleye 1 kule. EDG yine öne geçmeye başladı. Steel şimdi içeri giriyor. Bir kere daha güzel ulti geldi burada evden ama sıçrasını da kullandı Eyeboy. Eyeboy burada riske girmiyor. Meiko bir oyun deneyecek mi? Yani ben orada sıçra da bekliyordum Meiko'dan ama. Yani sıçrayı atsa bile ulti yetişmeyebilirdi ya. Çok uzak pozisyondaydı gerçekten. İyimser bir dinam oldu. Evet. Ben sıçra vücut darbesi bekliyordum bu arada. Baron fırsatı oluşmuş olabilir EDG'den. Nocturne ultisi de yokken. Ama kalan ultileri duruyor bu arada. Ya bir de diye Seros falan. Gerçekten uzaktan iyi dürtüyor. Seros'u almadan Baron'a girmek onları zor durumda bırakabilir. Çünkü iyi dürtecek onlar Baron'dayken. Baron'dayken çoklu roket gelirse de çok büyük bir problem olabilir. Güçlendirilmiş evet. Roket gelirse. Evet.
Ki daha geliştir var, ultisi var Seros'un. Hem yok etmesi zor. Koca bir tarıt geliyor. Hem de bayağı hasar veriyor. İşte tarıt yerine roketi geliştirirse, baron içindeyken hem de büyü dirençleri de kırılmışken, alakasız bir 3 kişiye tek görme ihtimalimiz var. Senaryoyu bir görsek güzel olur. Görüntü çok güzel oluyor izleme açısından ama yiyen açısından hiç güzel olmadığına eminim. Meiko ve Haro bir kere daha karşı ormandalar. İlginç bir saçar tohum kullanımı Meiko'dan. Orta koridora Utopon'a gitmek istiyorlar galiba dedim. Hayır. Vivid geliyor. Vivid geliyor. Vivid geldiğinde pişman olabilirsin. Ve ses dalgası tekme çok güzel oynadı Haro burayı. Zarif uçuş gelmeden. Skoru da çok rahat Tiamat'la alıyor. 6. skoru oldu bu. Genç ormancının. Şu ana kadar Haro'nun Lee Sin performansı oldukça iyi. Yani bir tane karşı ormana girerek yaptığı hata vardır ama onun dışında gerçekten de stabil ve etkili bir oyun oynuyor. Ve inhibitöre dayanmış durumda Edward Gaming. Dakika 24. İlk inhibitör kulesini aldılar. Ray agresif oynamaya devam etti. Takım arkadaşları onunla aynı sayfada değilmiş gibi duruyor şu anda. Ve evet, Edward Gaming geri çekildi. Yani Ray orada biraz fazla önde kaldı bir an için. Şimdi Okyanus Ejderi'ne doğru yol aldı Edward Gaming. Zaten ikinci bu istediğini aldı orta koridor ikinci kulesini alarak. Onun dışında da özellikle Haro'nun belki tekmesi olsaydı devam etme şansları vardı. Yani devam etme kararı alabilirlerdi ama ona da gerek duymadılar. Ama işte Edward Gaming'in ufak avantajlardan neler çıkarabildiğini de görüyoruz. Rakibin desteğini öldürdüler, anında kuleye gittiler. Bu tarz şeyleri iyi yapan bir takım Edward Gaming. Haro yine bir pozisyon kovalıyor. Oradaki çalıda görüşleri yok. Evi birinin yaklaşması durumunda güzel bir gölge fırlayışı kullanabilirdi. Bu arada şuradaki kontrol toteminin de menzilinin hemen yandaki toteme yetmediğini görüyoruz. Soldakine de sağdakine de yetmiyor sanırım. Evet. Bakalım Edward Gaming Baron için herhangi bir hamle yapmış durumda değil. Ama 7000 altın farkına da ulaşmış durumdalar. Şu anda Baron'da büyü dirençleri kırılacağı için biraz Heimerdinger'in tehdidi olacaktır ama o riskten biraz daha çekiniyorlar şu anda. Bir skor yakalayıp, birine ayrı pozisyonda yakalayıp ondan sonra girmeyi tercih edeceklerdir. Çünkü eğer çok az canda yakalanırlarsa bu sefer Tristana'nın da toplama ihtimali var. Haro, Steel'dan çalmaya devam ediyor. Oradaki Gromp'u da uzaktan çarpla çaldı. Steel ön eleme grup aşamasında Nick'in hakkını vermişti ama maalesef bugün istediği gibi gitmedi çarp savaşı. Şu ana kadar diyelim. Daha erken konuşmayalım. Belli olmaz efendim. Yani bu arada geçtiğimiz maçta Twitch chat'te Steel'ın öldüğüne dair birçok yorum görmüştüm ama Steel öldüğünde zaten 600 canı vardı Baron'un. Yani çok rahat çarp atılabilecek bir seviyedeydi. Tabii çarpla canı da dolacağı için. Evet. Hemen ölmeyecekti o pozisyonda. Çünkü Clear'la 180 can da atıyor o çarpı. Aynen öyle. Ama tabii oradaki yıldız Scout'tu, onu unutmayalım. Evet. Çok güzel oynadı. Ve şimdi bu maçta Detonation Focus Me iyi dayandı belli bir noktaya kadar ama Edward Gaming yine tetiği çekecek zaman buldu. Ama yeterli olacak mı? Ha, şu farkla şu anda Baron'u zorlama bile girseler savaşı kazanma ihtimalleri var. Eğer çok can kaybetmezlerse Baron'da. Ama çok saygılı oynadığını söylemek gerekiyor. Vivid'in dikkatli olması lazım. Hem solda hem sağda Edward Gaming oyuncuları var çünkü o totemi temizlemek çok zor bir görev. Görüşü de aldılar bu arada yeterince. Yani Detonation Focus Me'nin şu anda en büyük problemi Baron'un orada görüş alamamak. Yiğidici de girmeme konusunda inatçı biraz. Yani şu an hiç görüş yok. Şimdi bir totem bıraktı Vivid ama zaten kontrol totemi görüyor onu. Totem savaşları var zaten orada. Ray evet. Bu arada iyi pozisyonda. Ray ocağın çağrısıyla iyi bir savaş başlatabilir. Ornithesi de şu an için
Horn etrafında başladı. Tabii aynı şekilde Syndra da onu takip edebileceği için burada DFM'in çok ciddi bir şekilde burayı oynaması lazım ve aynı zamanda da çok 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 dikkatli olması gerekiyor. Vivid'in sıçrayla girmesi gerekecek. Buraya bu arada güzel bir ulti geliyor. Raiden Steel yakalandı. Steel ultisi kullandı ama sıçrasını atmasına rağmen son anda orada düşüyor Meiko'nun tutuşturuna. Vivid de düşecek arka tarafta. O da Scout'un tutuşturuna düştü. Evi araya girip şansını deniyor. En azından bir skor aldı ve Aybo'yu öldürmeyi başardı. Yutapon'ları iyi birebir de görüyoruz arka tarafta. Yutapon ne yapıyor şu anda? Evi diğer tarafta bayağı bir oyalamayı başardı Edward Gaming'e ama yeterli olmayacak. Ray sıçrayla yaptı oyununu. Birebir dövdü Ray. İnanılır gibi değil. Tristana döven Ornn. Yutapon belki bu takım savaşında arkadaşlarının yanında olsaydı daha yararlı olabilirdi. Ray bu arada oynamaya devam ediyor. Seros burayı bırakıp Baron'a mı ilerleyecek diye baktım. Hayır, üzerine çekiyor şu an EDG oyuncularını. 3 seviye fark var. 3 seviye, 16 seviye, 13 seviye. Adeta gel vatandaş gel. Bedava Heimerdinger orada. Tank kesiyor ha bu arada. Yani. Çok rahat kesti, çok rahat. Yani uğraşması bile gerek kalmadı ve üzerindeki hasar verecek tek eşya buzdoğan eldiveni. Yani hem Tristan'ı hem Heimerdinger'i üst üste sırayla kesti. Ve takımı o sırada Baron olurken yaptı bunları. Birazdan ilk savaşı tekrar da gelecektir. Bu arada Trial Bahane'de söyledi. Yutapon takım arkadaşlarına yardım edecek şekilde hasar verse çok işleri değiştirebilirdi o pozisyonda. Tekrar geliyor. Şimdi bu arada Yutapon'la arasında o kadar seviye farkı da yok. Ya bütün takım arkadaşlar şu an sol tarafta. 4 kişinin 4'ü de en azından birbirine alakalı bir yerde. Yutapon bir an takım savaşında burada çok güzel pozisyon yakaladı. Şu anda mesela vurmaya başladı. Gayet çok da güzel. İyi oynamış burayı aslında. Ama işte Ray yine burada ne kadar dikkatli bir oyuncu olduğunu bize gösteriyor. Yani şunu düşünün, Yutapon takım savaşının dışına itersen zaten Nocturne düştü. Heimer zaten takım savaşına girebilecek bir pozisyon değil. Sadece Yutapon'u burada alanın dışına itip diğer tarafta takım savaşının kazanılmasını sağlıyor bunları. Burası da son noktayı koyduğu yer. Yutapon'un burada yapabileceği iyi şey, Seros'un yanına roket atlayışıyla gidebilirmiş. En iyi ihtimal oymuş ama o da gerçekleşmeyince Edward Gaming burada Baron'u alan taraf oldu. 2 dakika 30 saniye var Baron'un bitmesine. Bu maçın bitmesine kalan süre de olabilir. Bunu da göreceğiz. 30. dakika. Avantajları da var. Biraz tabii diğer maçların azından uzamış durumda bu maç ama tam ona değinecektim. Şu ana kadarki en uzun maç. Fırsatı buldu sonuçta EDG. Bakalım. Bu arada bu serideki en uzun maç, onu da söyleyelim. Bu arada Evi yakalandı bir an için. Şimdi arka tarafta Evi'nin düştüğünü gördük. Steel ultisi kullanıyor ama ulti ile rakibin arasına bile girmeyecek. Edward Gaming ilk inhibitor kulesini aldı. İkinci inhibitor kulesini de az önce aldılar. İlkini daha önce almışlardı zaten. İnhibitörü de düşürüyorlar şu anda. Burada Harun'dan tekme geldi ama orada Nocturne'un kalkanına takıldı, onu söyleyelim. Yani Vivid'in düşmesiyle beraber artık Detonation Focus Me'ye hoşça kal demenin de zamanı geliyor. Çok güzel oynadılar. Şimdi çok güzel mücadele ettiler. Yutapon'u. Bu maç da onun üstüne bitti zaten. Ve yine de yani burada kaybetmelerine rağmen Detonation Focus Me'yi Japonya'ya getirdikleri tarihi başarı için tebrik etmek gerekiyor ama Çin'in üçüncüsü, ön elemelerin en güçlü takımı olarak görülen Edward Gaming burada zafere ulaşan ve adını grup aşamasına yazdıran takım. Edward Gaming serinin başından sonuna kadar üstün olduğu, bu maçta sadece orta oyuna kadar biraz daha geride kaldıkları ama orta oyunda tekrardan ipleri ellerine aldılar ve çok ciddi bir üstünlük sağladılar. Yani iki takım arasında çok ciddi fark olduğu zaten biliniyordu. Ama Determination Focus Me'nin senin de dediğin gibi bu maçta iyi bir gösteri sunması, iyi savaşması onlar adına takdir edilmesi gereken bir durum. Ama yani iki takım arasındaki farkı da işte Rey'in Yutapon'u sololuduğu pozisyonda, Yutapon'u ne kadar takımdan ayrı kaldığı pozisyonda tekrardan gördük bence. Edward Gaming bu galibiyetle beraber adını grup aşamasına yazdırdı ve onlar bir üst turda Flashus, Africa Freaks ve Pongwe Buffalo'nun olduğu A grubuna veya KT Roster, Mad Team veya Team Liquid'in bulunduğu C grubuna düşebilecekler. Diğer iki gruba düşemiyorlar. Bu iki gruptan birinde göreceğiz onları. Bakalım kurallar nasıl gerçekleşecek ama kurallardan önce yarınki maçlar var. Aynen öyle ve yarın günün ikinci eşleşmesinde Bahçeşehir Supermassive Vadi yenecek. Sabah 07.00'da 3. ön eleme 2. tur mücadelesi bizde.